Konuşma Zamanı özeli seyretmek üzere ASM TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Ramazan ayından sonra bir süre yayın yapmamaya karar vermiştim zaten. Dinlenmek üzere böyle bir ara veriyorduk, hatırlayacaksınız. Daha öncelerde olduğu gibi bu sene de öyle bir ara verelim dedik. Ama özellikle biz Mansur Turgut Hocam'la birkaç program yapmıştık, hatırlayacaksınız. Demiştik ki bu isimleri unutmayın, unutturmayın. İnşallah bunu bir seri halinde devam ettireceğiz. Bir vefa borcu olarak devam ettireceğiz. İlkinde hatırlayacağınız üzere çok kıymetli abimiz Mehmet Ali Şengül hocamızı anlatmaya gayret etmiştik bir canlı yayında. Daha sonraki yayınlarımız, daha sonraki bölümlerimiz ise canlı değil de banttan olsun demiştik. Kayıt olsun demiştik ve ikinci programımıza da İzmir'in çok önemli iş adamlarından, isimlerinden, esnaflarından, hizmetin önde gelen isimlerinden birisi olan Yusuf Pekmezci abiyi anlatmaya gayret etmiştik. Evet, resmi kayıtlarda Yusuf Pekmezci'ydi adı, soyadı ama biz onu hep Pekmezci olarak bildik, öyle tanıdık kıymetli seyirciler. Onu anlatmaya gayret ettik. Bugün de inşallah bu seriye devam edeceğiz. Bugün iki kişiden bahsedeceğiz. Bir hanımefendi, bir beyefendi, karı kocadan bahsedeceğiz kıymetli seyirciler. Hanımefendi vefat etti. Üzerinden bir yıl geçti. Yaklaşık bir yıl geçti. Ama beyefendi hala hayatta. Lakin böyle hayat mücadelesi sürüyor. Ayakta kalma, hayatta kalabilme mücadelesi devam ediyor. Hasta durumda. Bugün size Mustafa, Hacı Mustafa Türk abi ile çok kıymetli hanımefendi eşi Selver yengeyi anlatacağız. Selver ablayı anlatacağız kıymetli seyirciler. Az sonra anlatacak olan misafirimizi ekrana almadan, Mansur Turgut hocamızı ekrana almadan önce her zamanki duyularımızı yapmış olalım. Bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda. asimyildirim.com@gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Mesela özellikle şunları da anlatsanız, bunları da millete unutturmasanız diyebileceğiniz hizmette çok büyük geçmişleri olan abilerimizden, ablalarımızdan kimseler varsa bunları da yazmanızı istirham ediyoruz kıymetli seyirciler. Bizim gözümüzden kaçıyor olabilir, hatırlayamadıklarımız olabilir, o an aklımıza gelmiyor olabilir. Ama inşallah bunu bir seri halinde devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bir sonraki bölümde mesela Allah nasip ederse Ali Kervancı abiyi anlatmaya gayret edeceğiz. Bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresinden sonra bir de Patreon hesabımızın olduğunu duyuralım. patreon.com/AsimYıldırım adresinden destek olabilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim. Mansur Turgut hocamla beraber inşallah konuşalım. Mansur hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ramazan'dan sonra buluşmak güzel oldu. Evet, evet hocam. Ben mutat olduğu üzere, daha önceki Ramazanlarda olduğu üzere yine kısa bir ara verdim. Ama inşallah sizin programla beraber başlamış olacağız. Önümüzdeki çarşamba günü nasip olursa konuşma zamanında Mahmut Akpınar hocamızla da yayınlara başlamış olacağız. Mansur hocam, bugün tabii konuşacağımız çifti ben anons ettim. Selver yengeyle, Selver ablayla Mustafa Türk amcayı, abimizi konuşacağız demiştik. Tabii bunlarla ilgili olarak sormak istediğim ilk soru, bir, bu aileyi bir tanıtabilir misiniz? Türk ailesini, Mustafa amcayı, Selver ablayı bir tanıtabilir misiniz bize? Ve arkasından da hizmete bu isimlerin nasıl katkıları olmuş? Son bölümde de burs verdiği için tutuklandığına şahit olmuştu bütün Türkiye. Böyle yanında iki tane polisle beraber hastane merdivenlerinden, karakol merdivenlerinden indiğini görüntülemişti basın mensupları. Ve daha sonra salıverildiğine şahit olduk ama ondan sonrasını da siz anlatacaksınız zaten. Buyurun, kimdir Selver Türk ve Mustafa Türk çifti? Evet, Selver abla ve Mustafa Türk abi gerçekten çok muhteşem insanlar, çok güzel insanlar. Malum haliniz Manisa Turgutlu'danlar. Turgutlu'dan hemen Ahmetli'ye doğru giderken sol tarafta bir köy vardır. Akçapınar Köyü. O köyden kendileri. O köyün eşrafı aileleri. Yani babaları, işte efendim kendi ataları orada. Ve gerçekten çok gün görmüş bir aile. Oturaklı bir aile. Varlıklı bir aile. Hal böyle olunca onları herkes tanır, herkes bilir ve muhakkak herkes oraya uğrardı.
Hizmet döneminde de, hizmet döneminden evvel de. Hacı Mustafa Ağabey, Allah razı olsun, 1937 doğumlu. Şu an kendisi 88 yaşında. Selver abla ise 1941 doğumlu bir hanımefendiydi. Bizim ablamızdı. Daha çok Selver yenge olarak da ifade edilir ve anlatılır, söylenilirdi. O da geçen sene maalesef Şubat ayında vefat etti. Allah rahmet Hacı eylesin. Mustafa abiye bir şekilde veda etti. Hacı Mustafa abi arkada kaldı. İşte sizin de anlattığınız, biraz sonra konuşacağımız o hapishane, hastane, işte efendim tekrar yoğun bakım gibi sıkıntılar yaşadı. Bunlar devamlı surette anlatılmaya çalışıldı ama insanlar anlamadı. Hakimler ve benzerleri adli tıp zulmettiler resmen. Şu an evinde maalesef bakıcılarıyla beraber, biraz da orada bulunabilen oğlu sayesinde bakıma devam ediyorlar. Özür dileyerek bunu ifade edeceğim. Hastane sürecinden sonra kendisini toparlayamadı. Toparlayamadığı gibi hafızasını da kaybetmiş durumda. Yani yavrularını hatırlamakta zorluk çekiyor, durumu anlamakta zorluk çekiyor. Hal böyle olunca 88 yaşında yatağa bağlı olarak Hacı abi yaşamaya devam ediyor. Gerçekten çok önemli hizmetler yapmış bir aile. Öyle ifade edeyim ben. Evet, Allah ebeden razı olsun. Selver abladan da Mustafa abiden de Allah ebeden razı olsun. Selver ablayı geçen sene kaybettik. 2023'ün zannediyorum başlarıydı değil mi? Onu kaybettik. Şubat ayı. Fakat bu ailenin sofrasına oturmuş olan böyle toplumun her kesiminden insan var. Oralara yolu düşenler mutlaka ama mutlaka giderler. Onların çaylarını, kahvelerini içerler, yemeklerini yerlerdi. Benim de duyduğum o şekilde. Neler yaptılar? Mesela Anadolu insanına yaptıkları katkılar, çoluk çocuklarımıza yaptıkları katkılar neler onların? Evet, öyle ifade edelim inşallah. Şimdi takdir edersiniz ki Turgutlu özel bir yer. Yani İzmir ve İstanbul'dan sonra hemen hizmetin bir şekilde kurumsallaştığı üçüncü merkez diyebilirsiniz Turgutlu'ya. Malum bir tepenin üzerinde çok güzel Gündüz Alp Koleji vardı. Hemen diğer tarafta Rabia Hatun Kız Koleji vardı ki eskiden orası Güllüpınar öğrenci yurduydu. Turgutlu Koleji ile, Kız Koleji ile, dershanesi ile, işte efendim diğer hizmete ait kurumlarıyla önemli bir merkez. Turgutlu'ya kendi halkı kasaba diyorlar. Kasaba gerçekten önemli bir yer ve bir zaman içerisinde Manisa'ya bağlı olmasına rağmen Manisa'dan daha çok hizmet vermiş bir ilçe. Yani Turgutlu gerçekten yurt dışına da, yurt içine de her yönüyle sahip çıkardı. Tuğla fabrikaları çok olduğu için Hacı Osman Aykut abiden de hatırlayacaksınız. Türkiye'nin her yerine kesinlikle müesseselere tuğla gönderilirdi, burs gönderilirdi, yardım gönderilirdi. Böyle bir yer. Hacı Mustafa Türk ağabey ve Selver yenge de Turgutlulu. Oranın yerlilerinden, Akçapınar köyündenler. Rençber diyelim, öyle tabir ederler değil mi? Bir aileden geliyorlar. Bağları var, bahçeleri var. Ve üzüm bağlarıyla, bahçeleriyle tanınan insanlar. İzmir'den Ankara'ya doğru, İzmir'den ya da doğuya doğru giden herkes istisnasız Hacı abiyi arar, Hacı abiyi sorar. Hacı abi geliyoruz derler, önceden haber versinler vermesinler. Hacı abi de hepsini yenge hanımla beraber ağırlardı. O bahçeye defaatle ben de gitmişimdir. Defaatle onları ziyaret etmek nasip olmuştur Turgutlu'da da vazife yaptığım için. Böyle güzel bir aile. Siyasisi, bürokratı, işte efendim onunla beraber esnafı, talebesi herkes bir şekilde Hacı abilerin evine gitmiş, bir şekilde Hacı abilerin yemeğini yemiştir. Hacı abi bunun latifesini de yapardı. Hocam arıyorlar, gelecekler. Neye hazırlayacaksın Hacı abi bize dediklerinde hemen onlara söylüyordum. İki kuzu kesiyorum sizin için derdim diyordu. Koca bir otobüs gelirdi. O koca otobüs işte inerdi. Gerçekten o kuzular kesilir. İşte efendim bir şekilde hazırlanır ve yemeklerini yerlerdi. Yemeğini yedikten sonra çay içerlerdi. Çay içtikten sonra arka taraf meyve bahçesiydi. Hemen meyve bahçesine öğrenciler, talebeler, ziyaretçiler dağılırdı Asım Bey. Bir de bakardınız şenlikli bir şey yaşanırdı orada. Ha bunlar Anadolu halkına ne verdiler? Yani Turgutlu hem Anadolu halkına hem Türkiye'ye İşte efendim hem de yurt dışına çok önemli şeyler verdi. Orada Hacı abi ve yenge hanım da eğitime verdikleri destekle, verdikleri bursla ve benzerleriyle öğrenciye sahip çıktılar. Yani Hacı abi erken zamanda hizmeti tanımış bir insan.
Yenge hanım yine hacı abi vasıtasıyla hizmeti tanımış bir hanımefendi. Yenge hanım mesela kendisi de çekilen bir iki videoda anlatıyordu. Allah ebeden razı olsun. Cennet mekan olsun inşallah Teala. Gittim işte bizim hacı dedi camiye geçti. Bana dediler ki yenge hanım sizi şöyle alalım şurada bekleyiniz. Beni aldılar tahta kulübeye koydular dedi. Tahta kulübede hoca efendinin yerinde ben dedi. Hoca efendiyi ve bizim hacı efendiyi bekledim diye anlatıyordu yani. Bu insanlar Turgutlu'nun eşrafından. O çevrede gerçekten çok tanınan, bilinen insanlar ve varlarını, yoklarını evlatlarıyla beraber hizmete vermiş insanlar. Çok değerli evlatları var ve çok değerli işler yapmış insanlar. Varlarını, yoklarını vermişler. Mesela çok enteresan Asım Bey, şunu anlatmak istiyorum hususen Hacı abi bunu çok zevkle, lezzetle anlatırdı. Hacı abi Osman Kara Hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Yani Hoca Efendi'nin çok sevdiği arkadaşı, o da vaiz, İzmir'de vaizlik yapan bir Hoca Efendi'ydi. Onun vasıtasıyla ilk defa Hoca Efendi'yi tanıyor. Osman Kara Hoca vasıtasıyla vefat etti Osman Kara Hoca. Allah rahmet eylesin. Diyor ki Hacı abi bugün seni bir yere götüreceğim. Orada diyor talebelere yardım edeceğiz. Heyecanla gidiyor Hacı abi. Ne olacak ne bitecek diye. Bir de bakıyorlar ki orada bir himmet toplantısı var. Hoca Efendi genç, aktif, dinamik, heyecanlı. Hacı abi himmete ilk defa katılıyor. Tabii Hoca Efendi bir konuşma yapıyor. Hoca Efendi'nin himmet konuşmaları gerçekten çok harika konuşmalardı yani. Gözü yaşlı, dertli sinelere hitap eden şeylerdi. Hacı abi tabii Hoca Efendi'yi dinleyince hamur gibi böyle zaten öyle bir fıtrata sahipti. Yumuşuyor yani. Himmete geçilince Hacı abi öyle bir rakam söylüyor ki çok yüksek bir rakam yani. Öyle o himmetin güzelliğiyle evlerine dönüyorlar. Bir iki gün geçince Hacı abi düşünmeye başlıyor. Ya ben bu rakamı söyledim ama bu iş nasıl olacak, nasıl bitecek diye düşünüyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Yani üzüm bağları var, bahçesi var, belli şeyler yapıyorlar. Öyle telaşla beklerken ya da nasıl yapacağım diye planlamaya gayret ederken Asım Bey Osman Kara Hoca geliyor. Diyor ki Hacı abi hayırdır? Vallahi hocam diyor ben ne yaptığımı bilemiyorum diyor ya. Ben bunu nasıl ödeyeceğim diyor. Osman Kara Hoca da diyor ki Hacı abi Allah'ın izniyle her şey olur ve siz de bunu çok rahat ödersiniz diyor. Bu konuşma böyle geçiyor. Biliyorsunuz o bağları falan ara ara dolu vurur, don vurur ve bağlar çöker gider. Aradan bir zaman geçtikten sonra Turgutlu'yu dolu vuruyor. Hem de öyle vuruyor ki yani o çevredeki bütün bağları, üzümlerini, meyvelerini, sebzelerini indiriyor aşağıya yani. Neyse Hacı abi kendi bağına çıkıyor bakıyor ki bir tek dolu tanesi düşmemiş. Kardeşleriyle Evet. aynı aileden miras kaldığı için Asım Bey etrafları böyle sarılı. Yani ne diyelim dört kardeş Hacı abiler öyle hatırlıyorum ben. Baba vefat edince dört kardeşe dörde bölünmüş bağlar. Hacı abininki de onlarla sınırdaş. Şimdi Hacı abinin bağ duruyor, diğerlerinin bağ olduğu gibi aşağı inmiş. Ya da işte Turgutlu ve çevresi olduğu gibi aşağı inmiş. Hacı abi bunu anlatırdı. Benim derdi işte efendim bağıma bir dolu tanesi düşmedi. Güzelce anlatırdı. Giden gelen herkes de Hacı abiye bunu sorardı. Hacı abi şu dolu meselesini bir anlatır mısın? Hacı abi dolu meselesini bir anlatır mısın diye. Bir gün oradan geçerken Hacı abinin kardeşi yine birileri soruyor. Hacı abi şu dolu meselesini bir anlatır mısın diye. Hacı abi de diyor ki bana sormayın, kardeşime sorun diyor. Bakın oradan geçiyor diyor. Kardeşini durduruyorlar. Diyorlar ki ya bir dolu meselesi varmış. Hacı abi işte onu anlatıyor ama bugün bize anlatmadı. Siz anlatır mısınız diye kardeşini sorunca kardeşi onlara şunu söylüyor. Yahu diyor bu var ya bu diyor bu haşa yani temsil olarak söylüyor. Allah'a diyor Fethullah hocayla diyor torpil yaptı. Hepimizin bağları indi. Bunun bağı inmedi diyor. Bunu lezzetle anlatırdı. Ve nihayetinde o sene bütün ürününü satıyor. Vaat ettiği himmete bursa yetmiyor. Bir de 302 otobüsü varmış. Bir de onu satıyor. Ve bu adam bu şekilde o senenin himmetini, bursunu ödeye veriyor. Ödedikten sonra da artık tamamen o hizmete bir şekilde bağlanıyor. Düşünsenize Asım Bey, yani köyden bir insan, rençber bir insan ve bu insan bir dolusu bağı burs olarak veriyor, yetmiyor, üzerine otobüsünü satıp veriyor. Evet. Ve bunu yaparken bu insanlar durdurak bilmiyorlar, zevkle yapıyorlar. Buyurun. Evet. Mansur Hocam, bunu dışarıda anlattığınız zaman, başkalarına söylediğiniz zaman insanlar buna inanamıyorlar.
Yani nasıl bu kadar verilebilir ki diyorlar. Bu nasıl mümkün olabilir ki diyorlar. Ve hatta bizim yalan söylediğimizi de iddia ediyorlar. Fakat siz şimdi Mustafa abiyle ilgili bunları anlatınca benim de yaşadıklarım var. Benim şahit olduğum hadiseler var mesela. Öğrencilik yıllarında Mersin'de yaşamışken orada esnaf abilerin başlarına gelen hadiselerden biliyorum. Yani bunların örnekleri tarih boyunca görülmüş. Özellikle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da görülmüş. Sahabe efendilerimizin arasında da birbirleriyle yarışanlar olmuş. İşte onların iz düşümü gibi bu insanlar da hep vermişler. Allah için vermişler. Ve Allah da onlara daha fazla vermiş, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle Asım Bey. Mesela ben hatırlıyorum. Bir yine burs mevsimiydi. O burs mevsiminde İzmir'de mesela bir ağabeyimiz daha yeni bir apartman bitirmişti. Bakın daha yeni bir apartman bitirmişti. 6 daireli satacaktı ya da içerisinde aile apartmanı yapıp çocuklarıyla oturacaklardı. Çok iyi hatırlıyorum ben. O apartmanı daha yeni bitirmiş olmasına rağmen, anahtarlarını daha yeni almış olmasına rağmen himmete müracaat ettiğimizde getirdi hepsinin tapusunu koydu, anahtarlarını teslim etti. Hocam buyurun dedi yani. Ve o himmette yine hoca efendi vardı. Ben kendi elimle hoca efendiye o kağıdı verdim. Hocam dedim filanca aile yeni bir apartman bitirmişlerdi. Onun bütün dairelerine, apartmanı bütün olarak teslim ediyorlar ve himmet olarak veriyorlar dedim. Hoca efendinin gözleri yaşardı yani. Oradaki herkesin gözleri yaşardı. Ki bu hep böyleydi. Kazandığından çok fazla veren insanlar. Hani Türkiye'de insanlar zekatı bile verirken, gocunurken Asım Bey, bunlar zekat miktarını çok 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 aşan insanlar yani. Ve bunların hepsine bakın madalya verilmesi, isimlerine ne bileyim destanlar dizilmesi gerekirken bu insanları hapislere attılar. Biliyorsunuz daha bugünlerde şeyde konuşuyoruz. Sosyal medyada konuşuyoruz. Hapse düşen oğluna ve 3 arkadaşına para gönderdi diye insanları içeri alıyorlar. Talebelere bakınız askıda ekmek verdi. Talebelere ekmek gönderdi diye daha yeni bir insanı biliyorsunuz. Evet, evet. İçeri aldılar Asım Bey. Korkunç bunlar Mansur. Korkunç hakikatler ama Türkiye'nin düştüğü durum, aslında Türkiye'nin düşürüldüğü durum. Mesela şu fotoğraf karesi bile aslında Türkiye'nin yakın zamanlarda, yakın tarihindeki utanç manzaralarından birisidir bu manzara. Ve daha korkunç kesinlikle bir manzara daha gösterelim. Bu da enteresan. Şimdi Mustafa amcanın evden çıkarılış görüntüleri. Bunlar da korkunç ve bunların hiçbir izahı olamaz mesela. Şunların hiçbir izahı olamaz. Yani bunu hatırlıyorsunuz zannediyorum bu görüntüleri. Ve tabii tabii. Bakın yaşananlar, Asım Bey, ben, yaşananlar neler mesela? Asım Bey ben sabah büyük oğluyla görüştüm kendisini. Büyük oğlu deyince ikinci olarak söyleyeyim. İkinci sıradaki oğluyla görüştüm kendisini. Tekrar sordum yani hastane serencamı nasıldı diye. O da doktor, profesör bir arkadaşımız. Hocam dedi o görüntüleri gördünüz dedi. Daha evvel ben videolarını da görmüştüm. Hacı abi evdeydi, evden çıkarıyorlardı. Bakın burada Hacı abi kiloluğu gayet yerli yerinde görünüyor. Şu aldıkları bakın sedye de değil. Farkındaysanız bir plastik malzemeyle Hacı abiyi dışarıya çıkarıyorlar. Kalın muşambayla götürmüşler. Değil mi? Evet. Onunla hastaneye götürüyorlar. Onunla hastanede indiriyorlar. Onunla yere koyuyorlar, saatlerce bekletiyorlar biliyor musunuz? Bu biraz insanlık, evet, bu insanlık değil Mansur hocam. Bu insanlık oğlunun değil. Oğlunun ifadesi şu, hocam diyor saatlerce beklettiler ve ölmesi için beklettiler diyor yani Allah korusun. Fakat Cenab-ı Hak yani öldürmeyen öldürmüyor ya, Hacı abi bakın o dönem için bundan 2 yıl evveldi galiba ya da geçen seneydi. 85-86 yaşında Hacı abi şu an 88 yaşına gitti ve hala yaşıyor. Fakat hafızayı kaybetmiş durumda, yatalak yatıyor, bakıcılarla ancak hayatını idame ettiriyor. O dönem Asım Bey Hacı abiyi İzmir'den İstanbul'a adli tıpa gönderdi bu adamlar. Hem de affedersiniz rezalet şartlar içerisinde. Tekrar hapishaneye getirdiler, tekrar yoğun bakıma gönderdiler, tekrar hastaneye gönderdiler, tekrar evine gönderdiler, tekrar işte efendim yapılan itirazları değerlendirmeyerek hapishanede kalabilir dediler. Yani zulmen bu insanları hatırlayacaksınız, Pekmezci abide de aynı şeyleri yaşadık biz. Öldürmek için ellerinden geleni yaptılar yani.
Ve bu dert, keder içerisinde Allah rahmet eylesin. İşte geçen sene Şubat ayında Selver yenge vefat etti. İsterseniz biraz Selver yengeden de bu arada hemen bahsedeyim. Buyurun, buyurun. Selver yenge Turgutlu'nun çok gerçekten oturaklı, meşhur eşrafından ailelere mensup bir aile ablamız. Her şeyini yavrularıyla beraber hizmete vermiş bir insan. Hacı abi gerçekten çok severdi Selver ablayı. Yani Hacı abi, yani biraz latifeli olduğu için biraz sonra da bazı latif şeylerinden bahsedeceğim. Öyle derdi. Hocam derdi, ben bunu var ya bunu derdi. Selver yenge için öyle sevgiyle o ifadeyi kullanırdı. 40 kızın içinden seçtim derdi. Öyle de severdi yani. Allah razı olsun. Selver abla gerçekten zeka küpü bir insan. Hacı abiyim yani bir şekilde arkasındaki en kuvvetli destek, onu sahiplenen, onu bir şekilde yürüten, yönlendiren zeka küpü yani. Öyle bir hanımefendiydi. Allah rahmet eylesin. Amin. Hacı abi onu çok severdi. O da Hacı abiyi çok severdi. Birbirlerinin değerini bilirlerdi ve anlatırlardı yani. Bir de bunu latif şekilde anlatırlardı. Mesela Mesela ben birkaç bir örnek verir hatıralarını bize. anlatıyorum. Efendim? Birkaç örnekle anlatırsanız güzel olur. Mesela Hacı abi anlatırdı. Hocam derdi, işte ben cevizlerle, mevizlerle, şunlarla, bunlarla bizim hatunu ayarladım derdi yani. Bir şekilde onu kazandım derdi. 40 kızın içinden seçtim derdi. Sahiplenir ve çok severdi. Selver yenge de onu öyle severdi yani. Şimdi bilirsiniz köylerde bohçacılar olur. Eskiden öyle hani çerçici, bohçacı vesaire falan gibi meseleler olur. Hacı abi bunu nasıl gülerek anlatıyordu? Şimdi Selver yenge bohçacıyla muhabbet ederken, evde bir şeyler alırken, ederken, eylerken bohçacılara demiş ki, ya demiş, Allah korusun kazara bana bir şey olursa bizim hacıya sahip çıkın, hacıyı muhakkak birileriyle evlendirin demiş. Selver yenge bunu diyor. Maşallah. Yani Hacı abi çok severek anlatırdı. Bohçacı demiş ki Selver yengeye, ya demiş, niye vereyim, ben kendim varırım ona demiş. Yani böyle enteresan şeyler. Fakat o kadar güzel birbirlerine sahip çıkıyorlardı ki, mesela ben gittiğimde oraya şunu görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti gerçekten. Yenge yemeği hazırlamış. Gittik yemek yiyeceğiz. Evin yan tarafı beton, üstü de kapalı böyle. Orada misafirlerini daha rahat olsun sıcak havada diye ağırlıyordu hacı abiler. Şimdi hacı abi orada betona oturdu. Yenge onu camdan gördü. Asım Bey. Yenge onu camdan görünce hemen içeriden bir şeyler buldu, bir şilte attı ona. O şilteyi attıktan sonra da dedi ki, hocam dedi, ben olmasam var ya dedi, çok rahatsız olur bu hacı dedi yani. Maşallah, öyle birbirlerini takiple, öyle birbirlerini severek, öyle birbirleriyle hizmet ederek inşallah Teala gençliğe hizmet verdiler. Ne bileyim yani. Allah razı olsun Mansur hocam. Ama az önce fotoğraf gösterdim ya. Hani ellerini kelepçelemişler. İşte iki tane polis koluna girmiş. Hemen o görüntüleri de ekrana vereyim. Bu utanç görüntüleri. Şimdi Mustafa amcayı neden gözaltına almışlardı? Az önce dediniz ki Anadolu insanına çok ciddi katkılar yaptı. Siyasiler gelip gidiyordu. Herkes tanıyordu o insanı ve talebeler için bir şeyler yapabilmek uğruna malını mülkünü feda etmiş isimlerden birisi. Ama işte 80 küsur yaşındayken uğradığı muamele neyle suçlandı? Suçlandığı şey şu: burs vermek, talebeye sahip çıkmak, evini insanlara açmak. Hacı abinin başka ne suçu olabilir? Yani Hacı abi tam bir sempati insanı. Yani o kadar sempatik, o kadar güzel. Ben mesela Hacı abinin bilerek, isteyerek herhangi bir canlıya zarar verdiğini hayal bile edemiyorum yani. Öyle bir insan Hacı abi. Şimdi bu insanın başka ne suçu olabilir ki Asım Bey? Yani sizin suçunuz neydi? Benim suçum neydi yani? Ya da arkadaşlarımızın suçu ne? Renkli renkli listelere koydular. Üzerine işte efendim şu kadar para ödülü koydular. Bu insanları sürdüler, hapsettiler, kimisini öldürdüler. Sağlık haklarını hastanede vermediler. Hala vermemeye devam ediyorlar. Bugün yine bir haber gördüm. İzmir'de şu kadar insan işte efendim operasyonda tutuklandı. Bilmem nerede bu kadar insan operasyonda tutuklandı. Yani hepsine de bakıyorsunuz işte efendim, demin söylediğimiz gibi talebeye ekmek vermiş, tutukla. Talebeye burs vermiş, tutukla.
Ya da işte efendim evini açmış insanlara gelin gidin demiş tutukla. Yani bunlar gerçekten başka yerlerde yapılsa emin olun bu insanların destanlarını dizerler. Bu insanları ilan ederler. Bu insanların adına okullar, hastaneler ve benzerlerini kurarlar. Şeref listesini alırlar. Hacı abi Turgutlu için öyle şeref listesini alınacak bir insan. Türkiye için şeref listesini alınabilecek bir insan. Selver yenge yine öyle yani. Ne yapmış bunlar? Yok başka bir şey Asım Bey. Evet. Sadece burs, sadece yardım. Şu andaki durumu nasıl Mustafa abimizin? Az önce kısmen de olsa bahsettiniz. Bununla noktalamış olalım. Şu anda bildiğim kadarıyla sizin söylediğinizden yola çıkarak söylüyorum. Evde bakıma muhtaç durumda. Aynı zamanda hafızasını da kaybetmiş durumda kısmi olarak da olsa. Sağlığı çok iyi sayılmaz. Hem cezaevinde tuttular, hem kötü muameleye maruz kaldı, hem hastanede doğru düzgün bakılmadı, cezaevinde zaten tedavisi yapılmadı. Zor güç bela, sosyal medyadaki kampanyalar sonrasında serbest bırakılabildi. Lütfen o da. Nedir durumu? Vallahi ben biraz evvel işte evladıyla görüşmüştüm, ifade ettim. Dedi ki hocam dedi iki tane bakıcı bakıyor. Küçük kardeşimiz bir şekilde yardımcı olmaya gayret ediyor. Zorlanıyoruz. Telefon ettiğimizde bizi tanıyamıyor. Hastane sürecinden sonra, o gitgellerden sonra, hapishanede 18 ay kaldıktan sonra yaşanan o gitgeller neticesinde iyice elden ayaktan düştü. 20 kilo verdi hacı abi. Şu an toparlayamıyor diyor. Toparlayamadığı gibi hatırlayamıyor diyor. 88 yaşına geldi, devamlı yatıyor diyor. Bir şekilde biz kendisiyle görüştüğümüzde bizi algılayamıyor diyor. Evladı üzülerek şunu söyledi dedi. Yani bizi babamızın şefkatinden mahrum ettiler. Annemizin şefkatinden mahrum ettiler. Annemiz vefat etti gitti. Babamız ise şu an evlatlarına yavrum diyemiyor. Tanımıyor çünkü diyor yani. Ve bu insanlara siz zulmettiniz. 18 ay orada tuttunuz. İzmir'den İstanbul'a ambulansla gönderdiniz, o yaşta bu insanı döndürdünüz, tekrar içeriye aldınız, tekrar saldınız, tekrar yoğun bakıma girdi, tekrar çıkardınız. Yani affedersiniz öyle muşambalarla bilmem nelerle taşıyarak bu insanları saatlerce yerde beklettiniz, zulmettiniz ve bu insanı bu hale getirdiniz. Ne Evet. diyelim Allah dünyadaysa dünyada, ahirette ise ahirette bunun hesabını inşallah Teala en ince noktasına kadar sorsun. Amin, amin. Amin. Valla ben bu isimleri tanıdıkça, bu isimlerle ilgili okumalar yaptıkça, işte sizin anlattığınız gibi sohbetler dinledikçe Allah'a ebeden razı olsun diyorum. Ve bunların isimleri şu anda, bu isimler şu anda kötü olarak lanse ediliyor olabilir, cezalandırılıyor olabilir. Ama yarın Allah'ın izni ve inayetiyle bu isimlere hakları verilecek ve inşallah Anadolu insanı ve geriye dönüp diyecek ki ya biz onların belki de arkasından gitmeliydik diyecekler. Diyenler çıkacak. İnşallah. Herkesin demesini İnşallah. beklemiyoruz. Ama dediğiniz gibi İnşallah. Turgutlu'nun böyle altın isimleri arasına yazdırdılar. Bana göre isimlerini yazdırdılar. Allah'a ebeden razı olsun. Selver Amin. ablanın mekanı cennet olsun. Mustafa amcaya Amin. da Rabbim Amin. Şafi ismi hürmetine şifa ihsan eylesin. Amin. İmanla çene kanat İmanla. kapamayı nasip eylesin inşallah. Amin. Hepimize, hepimize. Asım Bey, Ekleyeceğiniz bir bir şey iki latif yoksa şey söylemek istiyorum buyurun. ama yani vaktin müsaadesi var mı? Hacı abi güler yüzüyle, cömertliğiyle tanınır. Yani çok güler yüzlü, çok cömert, gerçekten herkese evini ve bağrını açan bir insan. Ve Hacı abi bu özelliklerinden ötürü de Hoca Efendi tarafından gerçekten çok sevilir. Ve Hoca Efendi'ye çok rahat latife yapan insanlardan birisidir. Bir iki şeyi anlatmak istiyorum müsaade Buyurun, ederseniz, buyurun. vaktin müsaadesi varsa. Şimdi Necdet İçel hocamı da burada anmış olalım. Necdet hocamla da çok iyidir aralar. Yani Necdet hocam da Manisa taraflarında vaizken onu arabayla sağa sola götürür getirirmiş hacı abi. Onu da anlatırdı severek. Necdet hocamdan da ben dinlemiştim. Necdet hocayla sağa sola giderken tabii hacı abi okkalı, yani sakallı, işte efendim fiziğine baktığınızda yerli yerinde. Necdet hocam biraz daha böyle minyon tipli bir insan. Şimdi sağa sola gittiklerinde Hacı abiye Müftü Efendi hoş geldiniz, Müftü Efendi hoş geldiniz derlermiş.
Hacı abi de dönermiş Necdet hocama dermiş ki bak gördün yine ben müftü oldum. Seni hiç kimse kale almadı dermiş. Estağfurullah. Seni hiç kimse işte efendim tanımadı bile dermiş. Necdet hocam da dermiş ki Hacı abi 2 dakika müsaade edin ben bir sohbet edeyim sonra görürüz dermiş. Tabii Hacı abi sohbetten sonra diyor beni tanıyan kim hocam diyor yüzüme bakan kim diyor. Herkes Necdet hocanın etrafına toplanırdı ben orada Estağfurullah. ayağında kalmış kalırdım diyor yani. Şimdi böyle bir insan Hoca Efendi ile çok güzel hatıraları var. Mesela Hoca Efendi'ye bir gün gidiyor Hacı abi. Elinde Hacı abinin hani bizim Anadolu'da insanlar takar böyle akik taşlı yüzükler olur. Bu Hacı abiler ve benzerler de ondan sever yani. Böyle koca taşlı akik yüzükler takarlar. Hacı abi öyle bir yüzük takmış Hoca Efendi'nin yanına gitmiş. Hoca Efendi Hacı abiye bakıyor. Diyor ki Hacı abi o elindeki ne diyor? Hacı abi de diyor ki hocam şakirt yüzüğü diyor. Hoca Efendi kendi parmaklarını gösteriyor. Diyor ki Hacı abi bende yok diyor. Ben şakirt değil miyim diyor. Bakın Evet. orada var yine öyle bir Var. yüzük. Onun için fotoğrafı biraz büyüttüm. Evet. Diyor ki hocam diyor hoca efendi özür dilerim laf girdi araya. Hoca efendi diyor ki acaba benim parmaklarımda yok diyor. Ben şakirt değil miyim diyor. Hacı abi hoca efendiye diyor ki hocam diyor sana bakan şakirt olduğunu anlıyor. Bana baktıklarında bilsinler diye takıyorum Estağfurullah. zaten diyor. Böyle Estağfurullah bir ya. insan yani. Yine traktör kazası gibi bir kaza geçiriyor Hacı abi. Tabii Hacı abi hastaneye kaldırıyorlar. Hoca efendi ziyarete geliyor. Hastanede ya da evde. Hacı abiye diyor ki Hacı abi ne oldu diyor. Hacı abi de diyor ki hocam diyor vallahi herhalde 9-10 kilo kan kaybettim diyor. Hoca efendi diyor ki yapma Hacı abi Allah aşkına zaten insan vücudunda 4,5-5 kilo kan var diyor yani. Bunları güzel güzel anlatırdı böyle. Yine bir gün çok enteresan traktör kazası yapmış. Traktörün altında kalmış. Ağabeylere ve hoca efendiye iletmişler. Herkes traktörü sormuş. Traktöre ne oldu diye. Hacı abi anlatırdı. Demişler ki ya niye traktörü soruyorsunuz? Adam bunun altında kaldı yani Allah korusun Hacı Mustafa abiye bir şey olmuş olabilir falan. Herkesin söylediği şu ya onu Allah zaten korur inşallah Teala. Allah Allah. Hacı abiye bir şey olmaz siz traktörden haber verin. Allah Bunu böyle Allah. zevkle lezzetle anlatırdı. Ve gerçekten büyüğümüzün meclisine geldiğinde de büyüğümüz kesinlikle iltifat eder, ona ilgi alaka gösterir ve onun varlığını orada ihsas ettirirdi. Traktör kazasından şunu ifade edeceğim ve bitireceğim Asım Bey. Bakın traktör kazası hizmete gönül vermiş, burs veren bir insan traktörün altında kalıyor ve bizim arkadaşlarımız diyorlar ki ya Allah'ın izniyle traktörün altında kalan hacı abimize hiçbir şey olmaz. Siz traktörden haber. Şimdi ben bunu şöyle çevireyim. Bir kaza yaşadık, bir deprem yaşadık, bir fırtına yaşadık, tiyatro bir darbe yaşadık. Yani Türkiye bütün gücüyle Anadolu bizim insanımızın, hizmet gönüllerinin üzerine devrildi. Allah'ın izniyle bizim arkadaşlarımız yapması gerekeni yapar. Çünkü onlar halis niyetle, halis düşüncelerle işlerini yapıyorlar ve ne olursa olsun darılmadan, yorulmadan dayanarak hizmete devam ediyorlar. Peki acaba Anadolu'nun durumu ne? Siz Anadolu'dan haber verin. Evet. İsterseniz ona da 2 dakika şöyle dokunalım. 2 dakika, 1 dakika hatta. Buyurun. Ekonomi batmış, hukuk batmış, adalet batmış, insanların ahlaki değerleri yerle bir olmuş. Ülke bütün göstergelerde yerin dibine vurmuş Asım Bey. Siz de biliyorsunuz ki daha evvelki programlarda da konuştuk. Hukuk endeksinde, hukuka olan güven endeksinde, işte efendim hukukun yürümesi endeksinde, ekonomi endeksinde, siyasilere, bürokratlara olan inanç endeksinde, enflasyon endeksinde, hepsinde ülke 200 kadar ülke arasında 150. sıralara inmiş. Biz yolumuza devam ediyoruz ama Anadolu'dan haberler hala iyi gelmiyor. Ne yazık ki Allah hocam. Selver yengeye cenneti firdevs ihsan eylesin. Amin. Hacı abiye de inşallah sağlık sıhhat versin. Amin. Buyurun. Amin. En son Ramazan biliyorsunuz geride kaldı. Ramazan'da bile insanlar birbirlerini davet etmemişler. Yani daha önceki yıllarda olduğu gibi böyle ev ziyaretleriydi, talebeleri yemeklere almaydı, iftarlara almaydı vesaire. Bunlar kalmamış gözüküyor. Ne yazık ki kalmamış gözüküyor. Olanlar da İşte herhalde maddi durumları çok iyi olanlar. İnsanlar bir araya gelmekten bile korkar hale geldiler. İşte Evet, Mustafa aynen öyle. amcanın, Selver ablanın kurduğu sofralarda oturup da dünyanın, ülkenin çeşitli köşelerinden gelenler, oturup da yemek yiyenler, çay içenler, bugün onlara sahip çıkmayanlar ve sahip çıkılmadığı için Anadolu'nun düştüğü durum da ne yazık ki bu Mansur Hocam. Allah
Mekanlarını cennet eylesin Selver ablamızın ve diğer vefat edenlerin. Mustafa amcaya da inşallah Rabbim Şafi ismi hürmetine şifa ihsan eylesin. İnşallah bir sonraki programda Ali Kervancı abiyi konuşacağız. İnşallah. Allah nasip ederse. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, konuşma zamanı özelde bu isimleri unutmayın, unutturmayın deyip bugün de inşallah Selver Türk ablayla Mustafa Türk abiyi anlatmaya çalıştık. Mansur hocamız anlattı, biz de size aktardık kıymetli seyirciler. Efendim çarşamba günü Allah nasip ederse konuşma zamanı özelde, konuşma zamanında Türkiye gündeminde ve dünya gündeminde yer alan olayları, konuları Doçent Doktor Mahmut Akpınar hocamızla değerlendireceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Allah'a ısmarladık.